Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Mert, teşekkür ederim. Onu da alayım mı? Teşekkür ederim. Ben çok güzel. Ay, sen senin gibi çok güzel. Oy güzelim benim. Gel bakalım. Sayın Başkanım, buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkanım, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Biz de iyiyiz. Başkanım, Tarsus hakkında fikirlerinizi alalım önce sizin. Tamam, hadi hazırlanmışsın, başla. Sayın Belediye Başkanım, değerli konuklar, sevgili basın mensupları. Öncelikle çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyor ve saygıyla anıyorum. Ayrıca bize bu imkanı veren Tars Belediye Başkanımız Sayın Ali Boltacı'ya çok teşekkür ediyorum. Sizlere yapacak olduğumuz projelerden bahsetmek istiyorum. Tarsus'umuzu daha temiz, daha güzel yaşanabilir bir şehir haline getirmek istiyorum. Gençler ve çocuklar için spor salonları ve yeşil alanları çoğaltmak istiyorum. Okullarımızın çevre ve temizliğine önem gösterilmesi istiyorum. Çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini, bir toplumun manevi ve ahlaki değerlerini öğrenebilmeleri için çocuk meselesi kurulmasını istiyorum. Sokak hayvanların korunmasına daha önem gösterilmesini istiyorum. Çocuk kütüphanelerinin arttırılmasını istiyorum. Benim konuşmam burada bitmiştir. Şöyle yapalım mı başkanım? Şimdi bak, senin yanında bir tuş var. Evet. O tuşa bastığında bizim senin özel kalem müdürün gelecek. Ona bastığın takdirde özel kalemin gelecektir. Bence ilk talimatını verebilirsin. Bas bakalım. Bir özel kalem müdürü gelsin de ilk talimatın ne olacak? Talimatını ver. Geldiğinde. Bence bence kadınlarımızın bu anlamda bu dönem birçok belediye başkanı sayısı arttı. Gördüğüm kadarıyla bu işi siz gayet iyi yapacaksınız Sayın Başkanım. İnşallah ilerleyen süreçte biz de bu koltukları sizin gibi güzel memleketini, vatanını, milletini seven gençlere bırakacağız. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu memleketi gençlere emanet etmiş. Gençler de bu memleketin eminim ki kalkınması, yücelmesi ve dünyada muasır medeniyetler seviyesine çıkması için elinden geleni yapacaktır. Ben bu manada sizin bu hem özgüveninizi hem cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Herkes bu böyle başkanlık koltuğunu bu kadar dolduramayabilir. Siz bunu gayet iyi doldurdunuz. İnşallah bizden sonraki nesiller olarak sizler de bu koltukların sahibi olacaksınızdır. Bizler bunu canı gönülden istiyoruz ve sizi canı gönülden destekliyoruz. Bizler de bir gün bu koltuklardan kalkacağız. Sizlerin de böyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerleyen gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın da bugün bu koltuklarda oturması bizleri çok mutlu eder, gururlandırır, onurlandırır. İnşallah hayallerine kavuşursun. Hayallerin neyse onlara kavuşman için ben de mevcut belediye başkanın olarak inşallah bu hayallerine kavuşman için elimden geleni yaparım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu da çok güzelmiş. Harika bir hediye. Başkanım. Çok güzel. Bence de. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Çok güzel, çok çok güzel düşünerek bir hediye almışsın. Yani benim açıkçası en duygulandıran insandır kendisi. Benden size tavsiye, kendisini anlamaya çalışın, tanımaya değil. Onun yapmak istediklerini, fikirlerini, bu memleket için ne gibi bir miras istediğini, neler yapmak istediğini anlamaya çalışın. Çünkü maalesef uzun yıllardır onu anlamaya çalışmıyoruz. Sadece kulaktan dolma, onu belki kalbimizde hissediyoruz ama onun asıl anlaşılması gerekiyor. Neler yapmak istediğini anlaşılması gerekiyor. O yüzden onu anladığımız zaman hiç merak etmeyin,
bu Türkiye Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesine çıkacaktır. İnşallah hep birlikte başaracağız başkanım. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da böyle arkadaşlar hep baş köşemde tutacağım böyle. Arkamda hep baş köşemde olacak. Başkanım, talimatınızı yerine getirdiler mi? Daha temiz bir Tarsus istiyorsunuz anladığım kadarıyla. İnşallah bu talimatınız eminim ki yerine gelecektir. Tarsus hem caddeleri hem sokakları temiz olacaktır. Çocuklarımız için, gençlerimiz için yeni yaşam alanları olacaktır. Parklara ihtiyacınız var. Çok güzel parklara, tematik parklara ihtiyacınız olacak. Muhtemelen çocuklarımızın bu tematik park ihtiyacını da sizler karşılayacaksınızdır. Aynı zamanda bizim, daha doğrusu sizin talimatınız doğrultusunda ilerleyen süreçlerde Tarsus'umuzda hem kütüphane hem de okuma salonlarının sayısı artacaktır. Ve bu manada hem Tarsus'taki yaşayan vatandaşlarımızın hem de Tarsus'ta yaşayan vatandaşlar hem de çocuklarımızın bilgi, birikim ve memlekete katacağı değerden dolayı bizler de mutlu olacağız. Bizler de gurur duyacağız, onur duyacağız. Vermiş olduğunuz talimatlar çok önemliydi. Umarım ilgili arkadaşlar bunları dikkate alacaklardır. Buyurun Sayın Başkanım.